Cinlerden en korktuğun an hangisiydi? Babamın boğazından çektiklerinde babam böyle bir kütle gibi yere yıldı ve gözümün önünde sürükleyerek arka bacaktan havaya kaldılar. Gece 11'de yarıçplak bir vaziyette babamı kaçırmışlardı ve mezarlıkta babamı bulmuştum. Hocam cinlerin görünümü nasıl? Bize biraz tarif edebilir misin? 2 kanatlı olanları, 4 kanatlı olanları, 8 kanatlı ve 12 kanatlı olanları vardır. İnsan dişisinden çocuk olur. Hatta dişi bir cin erkekten çocuk yapabilir. Cinlerin mahkemesi olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Evet, cinlerde mahkeme vardır ama bizim bildiğimiz mahkemeler tarzı değildir. Orada adalet vardır. Kişi hak ettiği cezayı ne olursa olsun alır arkadaşlar. Seni tanımak istiyoruz. 1978 İstanbul doğumluyum. Aslen Sinopluyum. 2006 yılından beri metafizik ilmiyle uğraşmaktayım. 6 yaşından beri de babamın papaz büyüsüyle tanışmasıyla beraber artık cinlerle tanıştık. Aklınıza gelebilecek bir insanın yaşayabileceği, cinlerle alakalı yaşayabileceği her şeyi yaşadım. Hamdolsun şimdilik böyle uğraşmaktayım. Sonrasında tabii bu mağduruluk durumunda neler yaşadınız diye sorarsanız şayet gözümün önünde babamı akşam namazında sürükleyerek kaçırmışlardı. Allah rahmet eylesin, bana da bu ilimle girmeme vesile olan Ahmet hocamın yazmış olduğu muskayı babamın boğazından çektiklerinde babam böyle bir kütle gibi yere yıldı ve gözümün önünde sürükleyerek arka bacaktan havaya kaldılar. Babamı arka odaya götürmüşlerdi. Sonrasında bir de babamı kaçırmışlardı yarı çıplak bir vaziyette. Akşam gece 11'de yarı çıplak bir vaziyette babamı kaçırmışlardı ve mezarlıkta babamı bulmuştum. Metafizik alem nedir? Fizik ötesi diye bir nitelendirilen, yani resmi kayıtlarda veya Türk Dil Kurumu'nda metafiziği sorduğunuzda metafizik, yani fizik ötesi olarak adlandırılır. Bir nesnenin başka bir boyuta veyahut da başka bir yere götürülme şeklidir metafizik. Yani fizik ötesi anlamında kullanılır. Metafizik denilen aslında derken bizim ilimle uğraşan insanların güncel tabiridir metafizik. Müslüman cinlerden dost edinebilir miyiz? Müslüman cinlerden dost edinilebilir. Kalkıp onlardan hadi şunu şuraya kaldır, hadi şunu şuraya getir gibi bir şey telkinlerde bulunamazsınız. Çünkü onlar için aşağılayıcı bir durumdur. Bunun için hiçbir şeyi kabul etmezler. Arkadaşlarımız bizden talep ediyorlar. Ya hocam işte şu bardağı oynat da şuraya getir. Bu imkansız derecesindedir. Sebebi de şudur. Çünkü kalkmış 300 yaşındaki bir cine siz şunu yapın derseniz onun için çok aşağılayıcı bir sözdür ve aşağılayıcı bir ifadedir. Kabul etmez. Kısacası Müslüman cinler gayrimüslim cinler gibi öyle her şeyi kabul etmezler. Ancak onlara hani ricada bulunarak eğer yapılabilecek bir şeyse, ki şifa niyetine yapılabilecek bir şeyse, onlar onu yerine getirirler ama öbür türlü şov beklenemez. Cinlerin görünümü nasıl? Biraz tarif edebilir misin? Cinlerin görünümü değişir. Yani yer altındakilerin, uçanların, yürüyenlerin durumları çok değişir. Örneğin uçanlardan bahsedelim. İşte 2 kanatlı olanları, 4 kanatlı olanları, 8 kanatlı ve 12 kanatlı olanları vardır. Mesela yer üstündekilerden bahsedelim. Yer üstündekiler, hatta bu Star Trek'i seyreden, o filmi seyreden kişiler, kardeşlerimiz bilirler. Orada bir Kaptan Spark diye bir karakter vardır. Onun kulakları çok uzundur. Maret ırkındaki kavimdeki cinlerin kulakları çok uzundur. Çeneleri çok böyle hani aşağı doğru uzundur. Hafif sakalları vardır. Bıyıkları yoktur ama. Gözleri çekiktir. Aynı o karakterdeki gibidir. Denizaltındakilerden bahsedelim. Mesela denizaltındakiler çok etkileyicidir. Yer altındakilerle beraberdir. Genellikle denizaltındakilerin hepsi Müslümandır. Kesinlikle bunların gayrimüslimi yoktur yani. Bu özellikle mesela büyü tedavisinde, cin tedavisinde biz insanları denize girmeye zorlarız ki denizaltındakiler insanları tedavi edebilsinler diye. Kişiler kendinde ya da evinde büyü olup olmadığını nasıl anlar? Aslında cin musallatıyla büyü aynı şeydir. Evde büyü varsa, işte örneğin karı koca arasında normal gidişatta her şey çok mükemmelken birdenbire sataşmalar olmaya başlar. Birbirlerine batmalar başlar. Laf sokmalar başlar. Ne bileyim, evde garip bir böyle bir gri bir hava vardır. Bir anlamlandırılamayan bir koku da başlamaya başlar. Kasvetli bir havası vardır bu evin. Bu da artık büyünün veyahut da cin musallatının belirtileri anlamındadır. Bu da aslında hani mesela örneğin hepimiz muhakkak bazı evlerde olur. Birçok işte akrabalarımdan, tanıyan kişilerden bana şöyle sorular gelir. Hocam evimde garip işte tıkırtılar başladı derler. İşte ne bileyim dolaptan sesler geliyor. İşte çamaşır makinesinden sesler geliyor. İşte televizyondan sesler geliyor. Televizyonun altındaki komodinden sesler geliyor gibi seslerle kendi büyü ve musallatlık belirtileri başlamıştır artık yani. Bunlar büyünün ve musallatlığın belirtileridir. Cinler insanlardan çocuk yapabilirler mi? Cinler insanlardan çocuk yapabilirler. Tabii hiçbir fıkıh alimi bunu kabul etmez. Zaten İslam'a da aykırıdır.
vardır. Ama böyle bir gerçeklik vardır. Bir cin insan dişisiyle bir araya geldiğinde doğum olur. Nasıl olur? Örneğin bir kadının 7 ay veya 5 ay arasında değişir doğumları. Kadında işte karnında bir şişmeler başlar ama o kadar tedaviyle hiçbir şey anlaşılamaz. Herhangi bir şey yoktur. Bir sonuç bulunamaz. İşte bu vatandaşın yaşamış olduğu, tabii hepsi için değil. Şimdi sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. Her karın şişikliği hamilelikle alakalı değildir. Bunun da altını parantez belirtelim. Çünkü insanlar yanlış anlayabilirler. Musallatlık vakalarından bahsederek ben size bunları söylüyorum. İnsan dişisinden çocuk olur. Hatta dişi bir cin erkekten çocuk yapabilir. İnsan kılığına girip bir erkekte normal bir zifaf durumu gerçekleşebiliyor. Elimizde avcumuzda çıkan kına cinlerin belirtisi midir? Birçok soru geliyor bu konuda. Hem de bayağı soru geliyor. İşte hep fotoğraflar atıyorlar. Hocam ayağımda, işte ellerimde. Değerli kardeşlerim, tamam kabul ediyorum. Cinler nişanlama yapabiliyorlar. Ama hiçbir cin iki ele birden kına yakmaz. Onu da söyleyelim. İki ayağı birden kını yakmaz. Hele boydan boyu hayatta yakmaz. Bu bedende bir hastalığın belirtisi anlamındadır. Kabul ediyorum, elde işte bazen işte dairesel, bazen hafif dağılmış bir şekilde kınalanma olur. Bu cin onu nişanlamıştır. Nişanlamaktan kasıt da bildiğimiz nişanlama anlamında değildir. O vatandaş artık onun olduğu için hiçbir cin gelip de ona musallat olmasın diye o nişanlama olur. Büyüler kaç çeşittir? İmandan çıkılarak yapılan her şey büyüdür. Onu da söyleyelim. Örneğin ekmek büyüsü vardır. Bir dilim ekmek düşünün. Bir tarafına kişinin erkeğin annesinin adı ve kendi adı, kadının annesinin adı ve kendi adı, ortaya bir çizgi çekilir ve tılsımlı kelimeler söylenerek ortadan ikiye siyah saplı ekmek bıçağıyla kesilir ve bunu iki tane köpeğe yedirdiğinizde artık bu büyüdür. Karı koca ayrılırlar. Örneğin. Değerli kardeşlerim, ben size böyle bir şey vererek, şimdi sakın ola ki malum bu işlere düşkün insanlar var. Ben bunları insan bile demek istemiyorum ama malum böyle insanlar var. Bundan dolayı tılsımlı kelimeler çok şükür söylemedik. Dikkat edilmesinde şöyle yarar var. Ne olursa olsun insanoğlu günlük 5 vakit namazını kıldığı sürece, sadakasını verdiği sürece Rabbimin izni olmaksızın hiçbir şey ona zarar veremez. Fal baktırmaktan ya da fal gibi işlemler yapmaktan cinler bulaşır mı? Fal bakmaktan, baktırmaktan cinler musallat olurlar. Hem de ciddi manada şeytani musallatlık yaşarlar. Bununla alakalı ne olursa olsun faldan, fal benzeri işte medyumluk işlerinden uzak durmalarını kardeşlerime öneriyorum. Allah muhafaza eylesin. Bize ulaşan kardeşlerimizin çoğunda fal baktırmaktan musallatlık yaşayan arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz vardı. Evimizde geceleyin bulunan hamam böcekleri ve benzeri böcekler cinlerin belirtisi mi? Allah'ın Resulü bir hadisinde şundan bahseder. Geceleyin ne olursa olsun herhangi bir hayvanı öldürmememizi söyler. Sebebi de nedir? Çünkü cinler insanın tersidir der Resulullah. Yani şöyle, biz geceleri uyurken onlar geceleri ayaktadırlar ve bildiğiniz insan nasıl işlevde bulunuyorsa gündüz, yani geceleri de cinler böyle işlevlerde bulunurlar. İşte gezerler, tozarlar, yerler, içerler, misafirliğe giderler gibi gibi. Bu esnada tutar bir hayvanı, özellikle bir haşereyi, bir hamam böceğini öldürdüğümüzde Allah korusun bir cin kardeşimize zarar vermiş olabileceğimizden dolayı musallatlık yaşayabiliriz. Bundan dolayı bir hayvanı, bir haşereyi gördüğümüzde onu mümkün olduğu kadar ona zarar vermeden evden dışarı atabilirsek mükemmel olur. Öbür türlü Allah korusun neydiğini bilmediğimiz bir durumla karşılaşabiliriz. Bedeli ağır olabilir. Allah korusun. Şu an Instagram'dan bir canlı yayın açtık ve şöyle bir soru geldi hocam. Her insanın cini var mı? Evet, her insanın cini vardır. Bu aslında ayette de sabittir. Bazı tefsirciler bunu farklı yorumluyor olabilirler ama şimdi bizim gördüklerimizde bize gelen, hatta benim de dahil birçok kardeşimizin cini ve şeytanı vardır. Çünkü malum hepimiz vesveseler yaşarız. Hepimizin işte kafasında olmadık düşünceler belirir. Şeytan ve cinler bu şekil vesveselerle bizi Allah ve Resulünden çevirmeye çalışırlar. Bundan dolayı her insanın cini ve şeytanı vardır değerli kardeşlerim. Cinler biz insanlara gerçekten aşık olurlar mı? Evet. Örneğin güzel bir kadın, yakışıklı bir erkek cinlerin dikkatini çeker. Özellikle biz hep şunu söylüyoruz. Hatta bazı alimlerimiz, hocalarımız şunu söylerler. Yani süsleneceksen evde süslen, eşine süslen derler. Dışarıda süslendiğin zaman dışarıda gezen herhangi bir cinin bile zaten insanın dikkatini zaten çekiyor, bile cinin de dikkatini çekmiş oluyor. Yakışıklı erkekler de dahil olabilmek üzere. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar kılık kıyafetimize dikkat edeceğiz. Ne olursa olsun hakkaniyet noktasında giyim kuşamımız önem arz etmekte değerli kardeşim. Bu çok önemli. Yani eğer düzgün davranmazsak, giyinmezsek sadece Allah-u Teala'nın dikkatini çekmiyoruz. Burada onun yaratmış olduğu kullarının da dikkatini çekmiş oluyor. Cinler gaybı bilebilirler mi? Cinler gaybı bilemezler kardeşim. Öyle bir dünya da yok. Şu bir gerçektir. Ayet-i kerimede sabittir. Resulullah dünyaya teşrif etmeden önce bunlar gökteki kapıları dinleyip insanlar hakkında verilen kararları insanlara söyleyebiliyorlardı. Bunlar gaybı bilebiliyorlardı bu şekilde. Ama Allah'ın Resulü dünyaya teşrif ettikten sonra bunlara bu kapı kapandı. Sadece insanın beynindeki kara kutusundaki bilgileri alıp bunu söyleyebilirler. Yani şöyle, hatta bir kardeşim bana şunu söylemişti. Adapazarı'nda bir kadından bahsettiler. Kadın
kişinin eski sevgilisinin telefon numarasına varana kadar söyleyebiliyor. Sizce bu şovla alakalı bir durum mu? Hayır. Cinin insan beynindeki o birikmiş bilgiyi tekrar kendisine satmasıyla alakalı bir durum. Yani kısacası gaybı bilemezler. Malum olduğu üzere Allah'ın Resulü şunu söylemiştir. Soru sorulduğunda Cebrail aleyhisselam bir soru soruyor. Gelecekle alakalı. O da diyor ki soran kişiden sorulan kişi bilgi sahibi değildir yani. Daha fazla bilgi sahibi değildir. Özür dilerim. Kaç çeşit cin vardır? Mesela işte Marit ırkı var. Irk olarak tabii bunlar. Kaç çeşitten kasıt? İşte bir şekilleri değişir bunların. Az önce de bahsettik. İşte denizde, deniz içerisinde olanları var. Havada uçanları var. Yürüyenleri var. Yerin altında olanları var. Irk olarak değişir bunlar. Örneğin Marit ırkı var. Semum ırkı var. Hatta geçenlerde bir cinle tanıştık. Bu dağlardaki cinleri elektromanyetik dalgalarla şehirlere çekilmesinden dolayı garip ırklarla karşılaşmaya başladık. Taif ırkı denilen bir ırk var mesela. Peygamber Efendimizin Taif dönüşü olan ırkla alakalı bir durum değil. Bunlar sonradan bir şekilde kendilerine misyon edinmiş ırk. Karabasan nedir? Karabasan dişi cindir. Genellikle erkeklere gelirler. Burada da yine Allah'ın Resulüne iş düşüyor. Allah'ın Resulü yatmamız, nasıl yatmamız gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Hatırlıyorsanız muhakkak hani okuyanlar da bilirler. Sırt üstü yatmaktan ve yüz üstü yatmaktan Allah'ın Resulü bizi men etmiştir. Sebep niye? Çünkü sırt üstü yattığımızda veya yüz üstü yattığımızda kalbimizin sıkışma olayı meydana gelir. Karabasana tıp uyku felci denir. Bizler dişi cin deriz. Cin gelir, sizin üstünüze oturur. Gerek yüz üstü yatarken, gerek sırt üstü yatarken fark etmiyor. Dişi cin gelir. Hatta iş gusl edene kadar, yani sizi gusl edene kadar sizinle uğraşır. Yani kısacası sizin imanınızla oynamaya çalışır. Size vesveselerini attırır. Karabasanı her şeyin herkeste vesvesesi çok fazladır. Cinlerden korunmanın yöntemleri nelerdir? İki tane en önemli vasıf. Birincisi 5 vakit namaz, ikincisi sadaka. Üçüncüsü de işte üzerlik tohumu, defne yaprağı kurusu, tütsüsü. Sonrasında işte celcelütüye tarzı kolyelerin takılması. Sonrasında zikir hali olması gerekiyor. Ve en sonrasında da mümkün olduğu kadar ne olursa olsun örneğin tuvaletlere, banyolara, işte gece geçiren izbe yerlerde Bismillah besmele çekilerek, Bismillah-i Destur denilerek oralara girilmesi gerekmekte. Öbür türlü hiçbir şey önemsemeden hareket edersek cin kardeşlerimize zarar vermiş oluruz. Nazardan nasıl korunabiliriz? Anlatacağım şeyler şey olabilir, hani ilginç gelebilir. Başta şap taşından bahsetmemiz gerekiyor. Şap taşı dediğimizde nazar taşı olarak geçir. Aktariye ile ilgilenen arkadaşlar ve kardeşlerimiz bunu bilirler. Şap taşı hatta eskiden kan taşı olarak da kullanılır. Yani insanlar işte erkekler sakal tıraşı olduklarında kanı durdurmak için kullandıkları taştır bu şap taşı. Suda erir. Çok da etkili bir enerjisi vardır. Ondan ceviz büyüklüğünde veya fındık büyüklüğünde kırılıp üzerimize taşındığında veyahut da kolye yapıldığında bu paratoner etkisi yapar. Yani bir nazarlı bakışlarda bu gelen enerji toprağa gönderilir şap taşıyla. Sonrasında akşam ne olursa olsun gece yatmadan önce 3 Fatiha suresi, 3 Ayetel Kürsi, 3 İnşirah suresi, 21 Nazar ayeti, Kalem suresinin son iki ayeti, 3 Şifa ayeti, İsra suresinin 82. ayeti, 11 Kureyş suresi, 11 İhlas suresi, 11 Felak suresi, 11 Nas suresi bir su bardağına nefes edilip içilirse Allah'ın izniyle o günkü nazar bertaraf edilmiş olur. Ha şu da var, Allah eğer sizin o imtihandan geçmenizi dilerse bu okunanlar bir işe yaramaz. Bunu da belirtmek isteriz. Yakaza alemi nedir? Uykuyla uyanıklık arasındadır. Ruhun bedeni terk etme halidir. Hatta bazı ulemalar, evliyalar tay mekan olarak bunu nitelendirirler. Yakaza hali ruhun bedenden çıkıp etrafı o işte konjöktürü veyahut da işte fizibiliteyi kontrol etmesi anlamına gelir. Veyahut da işte atıyorum yakaza halinde insan çok daha böyle kendisini kuvvetli bir hale getirirse yakaza halinde ülkeler arası gezinti de yapabilir Allah'ın izniyle. Astral seyahatin cinlerle bağlantısı var mı? Çoğunlukta yoktur. Çok istenildiğinde eğer bu konuda görevli cinler gelir, ona destek verirler ama kişi manevi olarak güçlü değilse, manevi olarak çok zayıfsa cinler de bir işe yaramaz. Kısacası astral seyahatin cinlerle ilgisi %20 civarındadır. %80 insanın kendi kişisini, yani kendisinin ameliyle, ilmiyle, maneviyetiyle alakalıdır. Bir kişi dindar değilse, imani bilgisi çok zayıfsa yine de cinlerle görüşebilir mi? Görüşebilir. Biz ateist cinlerle bile tanıştık. İnsanın imanı yoksa, herhangi bir ilmi yoksa, aura enerjisindeki yırtıktan dolayı cinlerle görüşebilir, onlarla konuşabilir ve bunların çoğu artık kendini kaybetmiş bir şekilde ortalıkta dolaşırlar. Pis pis kokarlar ve bunlar hani halkın tabiriyle tabi abdal kısım hariç bunların çoğu maalesef hani artık kendisini kaybetmiş derecede olan insanlardır. Bu şekilde olan insanlar maalesef artık deli hükmünü almış oluyorlar. Tedavisi de imkansız hale geliyor. Cinler biz insanları öldürebilirler mi? Cinler insanları öldürebilirler, hasta edebilirler. Böyle bir yetenekleri vardır, böyle bir güçleri vardır. Yalnız Allah'ın dilemesinin
haricinde her şeyi yapabilirler. Rabbim eğer korursa, Rabbim onu muhafaza edecekse hiçbir şey yapamazlar. Cinlerin mahkemesi olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Evet, cinlerde mahkeme vardır ama bizim bildiğimiz mahkemeler tarzı değildir. Orada adalet söz konusudur. Gayrimüslim mahkemelerinde veya Müslüman mahkemelerinde ne olursa olsun orada adalet vardır. Kişi hak ettiği cezayı ne olursa olsun alır arkadaşlar. Sizce bilinmeyen habis hastalıkların sebepleri cinler mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Her şey cinlere bağlarsak o zaman yürüme şansımız da yok. Ne bileyim, affedersiniz, bir hastalığa yakalandığımızda muhakkak onu da cinlere bağlamak zorunda kalırız. Bu da onlara hakkına girmektir. Onlara adaletsizlikle davranmaktır. Allah bunun hesabını hepimize sorar. Yani öyle bir durum söz konusu bile değil. Sakın ola ki insanlar, özellikle bizim ilimle uğraşan kardeşlerimiz, insanları maalesef bu şekilde yönlendirmekle hareket ediyorlar ama yanlış yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani cinler durduk yere hiçbir şey yapmazlar. Cinlerle aynı ortamda bulunduğumuzu nasıl anlarız? Her yerde, her şekilde vardır bu cinler. Yani evde kari cinleri vardır, işte marit cinleri vardır ama her yerde bulunurlar. Çünkü insanoğlundan yaklaşık 10 kat hatta 20 kat fazla olduğu söylenir. Çok fazla sayıları vardır. Yani dışarı işte manevi gözünüz açılmış olsa emin olun dışarıda adım atacak yer yok. Her tarafta var bunlar yani. Ama o yüzden işte hani başta da söyledik ya, ne olursa olsun besmele çekerek hareket etmekte yarar var. Öbür türlü onlara zarar verebiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Nasıl bir yöntemle cinleri görebiliriz? Eğer kişide ocaklık yoksa, kişi geçmişte bunlarla alakalı herhangi bir imtihandan geçmemişse kişi kolay kolay onları göremez. Yok işte kimileri diyor ki yok 41 gün ben riyazat edeyim göreyim, yok şu işte orucu tutayım, yok şu zikri çekeyim. Vallahi öyle bir şey yok. Kişinin kendisinde bu özellik yoksa, bu özellik Allah tarafından yüklenmemişse kişi kendisi bunu elde edemez. İmkansızdır. Bu konuda bana hani kardeşlerimiz geliyorlar bana, işte hocam ben de cinlerle görüşmek istiyorum, hocam ben de bu ilmi almak istiyorum. Değerli kardeşim, maalesef olmuyor. Hani bir laf vardır ya, vermeyince mabut neylesin kel mahmut durumu. O yüzden Rabbim hayırlısını versin. Cinler hangi dilde konuşuyorlar? Birincisi bulunduğu yörenin cinli dilini konuşurlar. Örneğin Türkiye'de bulunan Türkçeyi konuşur. İspanya'da bulunan İspanyolcayı konuşur. İngiltere'de bulunan İngilizceyi konuşur. Kısacası cinler bulunduğu yörenin dilini konuşurlar ama kendi aralarında ortak bir dil vardır. Bu da Küfi ve Kari dili denilen bir dili kullanırlar ama birçok cin bunu da bilmeyebilir, hatta bilemiyor. Birçok vakada öyle denk geldik. Bilinmesi gereken şudur: cinlerin kendi ortak dili vardır ve o dilde konuşurlar. Cinlerin ayakları gerçekten ters mi? Algı aslında doğru. Tersten kasıt şu: paytak yürümeleri. Yani o bildiğimiz ters, yani böyle yok yana açılmış, yok şöyle ortaya kavrulmuş, öyle bir durum yok. Paytak yürürler, şöyle yürürler. Bazı ülkelerin istihbarat kısımlarında cinlerin kullanıldığı söyleniyor. Bu doğru bir şey mi? Ne olursa olsun kadim ırkların hepsi cinlerle çalışmışlardır. Cinlerle diyalogları olmuşlardır. Örneğin Türkiye'nin, Türkler kadim bir ırk ve bu ırk geçmişte ki malum olduğu üzere hepimiz biliriz, Osmanlı'da Evliyaullah, ki hala o Evliyaullahların olduğuna inanıyorum. Evliyaullahların vasıtasıyla cinler kullanılmıştır, dost edinilmiştir. İngilizler, Ruslar, İsrailliler, bunlar kadim ırktırlar ve bunlar cinleri kullanırlar. Örneğin şimdi şöyle bir örnekten bahsedelim. Teknik takip yapılamayan bazı işte vakalarda cinler kullanılır. Bunu gayri nizami harp olarak devletler uygularlar değerli kardeşler. Cinlerin yaşamlarında da insanlara benzeyen şeyler var mı? Tabii ki. Örneğin çocuk doğurmaları, cinsel ilişkiye girmeleri, yaşamları, alışveriş yapmaları, misafirlikleri, insanlara benzeyen, yani Resulullah diyor ya, cinler insanın tersidir. Aslında hani her şeyleri birdir, sadece yaşam zamanları farklıdır. Biz gündüz zamanında, onlar gece zamanında yaşarlar. Müslüman cinlerin görüntüleri diğerlerine göre biraz farklı mı? Hiçbir farklılığı yoktur. Sadece insan kılığına girdiklerinde cübbeli sarıklılardır. Çoğunluğu böyledir. Bazılarında kılıç vardır, sarık vardır ama cübbe yoktur, kılıç vardır. Bazılarında işte Osmanlı kıyafetlerine benzer kıyafetleri vardır. Bazıları da Asr-ı Saadet'teki gibi giyinirler. Yani kısacası cinlerin görüntüsü normallerinde hepsi, dediğim gibi başta da belirttik, ırk olarak değişen özellikleri vardır. Ki yani durumları vardır değerli kardeşlerim. Harut ve Marut'la ilgili onlarla görüştüğünü söyleyenler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Görüşünü iddia eden kişilerin çoğunluğu büyücü ve medyumlardır. Bunlar da aslında Harut ve Marut'la görüştüğünü zannedip aslında şeytanla görüşen tiplerdir. Harut ile Marut cezalandırmış, lanetlemiş iki tane melek ve Kur'an-ı Kerim'de de geçer bunlar ve şunu söylemişlerdir: biz Allah tarafından dünyaya imtihan için gönderildik demeden kimseye bir şey öğretemiyorlardı zaten. Bunların hükmü bitti. Artık onlar insanlara yanlışı gösterdikten sonra dünyadan çekildiler. Yani onlar cezalandırıldılar. Şu an bütün
büyücüler, bütün medyumların hepsi şeytanla görüşüyorlar. Çünkü dinden çıkmadan büyücü ve medyum olamıyorsunuz zaten değerli kardeşlerim. Adak adayıp yerine getirmezsek cinler bize musallat olurlar mı? Evet, olurlar. Çünkü bu işin imani tarafında da bu vardır. Eğer siz adak adadığınızda, büyük yemin ettiğinizde bunu yerine getirmezseniz Allah size o konuyla görevli şeytanı size musallat eder. Ve o sizin hayatınızı karartır. İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam arasındaki geçen diyaloğu bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. İbrahim Aleyhisselam büyük bir adak adıyor kendisi. Diyor ki Allah'ım sana oğlumu kurban edeceğim. Olursa şayet. Ve İsmail Aleyhisselam dünyaya geliyor ve bunu unutuyor. Sonra aradan belli bir yaştan sonra 2 yaşında yanılmıyorsam 3 veya 5 yaş arası bir durumdayken İbrahim Aleyhisselam rüyalar görmeye başlıyor. Artık adağını yerine getir. Adağını yerine getir yoksa iş kötü olacak babında rüyalar görmeye başlıyor. Ve İbrahim Aleyhisselam durumu hatırlayınca İbrahim İsmail Aleyhisselam'a geçen o arasındaki geçen o diyalog gerçekleşiyor. Kısacası tabi burada şeytan yok. Allahu Teala kendi bir şekilde hani İbrahim Aleyhisselam'a tecelli ediyor. Çünkü adak çok önemli ve yemin çok büyük önem arz eden bir durum. O yüzden ne olursa olsun yeminimizi ve adağımızı yerine getirmek de mükellefiz değerli kardeşlerim. Bedeli ağır oluyor yoksa. Cinler biz insanları kaçırıp esir edebilirler mi? Evet, yapabilirler. Böyle bir güçleri var. Berzah alemi denilen bir aleme hapsedebiliyorlar. Bununla alakalı birkaç kardeşimizin başından böyle vakalar geçmişti. Berzah alemleri vardır. Bu berzah alemine insanları esir edebiliyorlar. Cinleri esir edebiliyorlar. Böyle bir alem var. Kayıtlarda da geçer zaten bu berzah alemi. Berzah aleminde insanlar ve cinler esir edilebiliyorlar değerli kardeşlerim. Cinlerin de böyle bir güçleri de var. Ama tabi Allah dilemediği müddetçe bir şey yapamazlar. Ortadan kaybolan insanlar, hatta köyler bile var. Bunlar hakkında bir takım söylentiler de var. Onları cinler kaçırdı. Karanlık alemden gelip onları götürdüler gibi. Böyle bir şey var mı? Cinler insanları kaçırıp yok edebilirler mi? Konuşacaklarımız hadi belki halk arasında büyük bir infiale sebep olabilir ama hani yine de bundan bahsetmekte yarar var. Çoğunluğu cinler tarafından kaçırılmıştır. Çünkü eğer adamın herhangi bir düşmanı yoksa, herhangi bir kişiyle bir hasımlığı yoksa cinler tarafından kaçırılma olasılığı %80 hatta %95'lere kadar çıkar. Bize gelen vakalarda araştırdığımızda bu tür şeylerle karşılaştık. İncir ağaçlarının altında gerçekten cinler bulunur mu? İncir ağaçlarının altında incir ağaçlarının kendisinde de cinler bulunur. İncir ağaçları onların sohbet ettikleri yerlerdir. Her ağaçta onlar yapamazlar. Ama incir ağacının garip bir enerjisi vardır. Bir salgıladığı bir enerji vardır. Onun yüzden o incir ağacını seçerler. İncir ağacını hatta atalarımız der ki incir ağacından düşen bir daha iflah olmaz derler yani. Çok defa duyduk. Ebced ilmi. Nedir? Rakamlarla ve harflerle yapılan bir ilimdir. Bu da örneğin tarih düşürme diye nitelendirdiğimiz bir ilim çeşididir. İşte bazı hepimiz biliriz alim vasfındaki veyahut da işte matematiksel zekaya sahip olan insanlar bu tarih düşürmeyi işte Kur'an'dan bazı işte harflerle onları rakamlandırarak tarih düşürmeye çalışırlar. İşte büyüyü bulmaya çalışırlar. Cin musallatını bulmaya çalışırlar. İnsanın geçmişle gelecek arasındaki bazı sıkıntıları ortaya çıkarmaya çalışırlar. Şeytan çarpması nasıl bir şey? Ciddi manada çarpılma anı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de şu ayet vardır. Faiz yiyenler şeytanların çarptığı şekliyle uyandırılacaktır der ayet-i kerimede. Yani şeytan çarpması da işte elin yüzün eğilmesi, ayakların ve işte kolların bükülmesi, aklın gitmesi, hastalanması gibi düşünebilirsiniz. Şeytan çarpması olay haktır. Bununla alakalı da tabii bir sürü çarpılmış kardeşimizle karşılaştık değerli kardeşim. Cinlerin korktukları şeyler nelerdir? Cinlerin korktukları şeyleri söyleyelim. Yani örneğin bir evde sürekli Kur'an okunması, işte üzerlik yaprağıyla defne yaprağı kurusunun tütsüsü, ondan çok nefret ederler ve korkarlar. Miski amber tütsüsü, işte buhurdanlık diye nitelendirildiğimiz şekilde bir evde bir buhur yapılırsa ondan kaçarlar ve korkarlar. Zikir halinde olan insandan çok korkarlar. Sadaka veren insandan korkarlar. Namaz kılan insandan korkarlar. Bunu korkan cinler gayrimüslim, inanmayan cinlerdir. Müslüman cinler aksine bu ortamlarda bulunurlar. Çok severler değerli kardeşlerim. Halk arasında bilinen cinlerle alakalı yanlış bilgiler var mı? Halk arasında cinlerle alakalı şöyle bilgi var. Cinler her şeye hükmeder. Cinler her şeyin sebebidir. Cinler her şeyin başlangıcıdır. Ya böyle bir şey yok. Cinler her şeye hükmedemez. Cinler her şeyi yapamaz. Çünkü bu dünya bir sebep üzere yaratılmış. Allahu Teala bizi bir imtihandan geçirmek için yaratmış. Hani ayet-i kerimede diyor ya biz sizi dünyaya oyun ve eğlence için göndermedik. Allah'a ibadet edesiniz ve Allah'a ibadet noktasındaki tavrınızı belirlemek için gönderdik. Size bir akıl verdik diye böyle hitapta bulunur Rabbimiz. Kısacası cinler her şeyin sebebi değildir değerli kardeşlerim. Şu an bulunduğumuz yerde cinler var mı?
Evet var değerli kardeşim. Başta da bahsettik. Ne olursa olsun her yerde varlar. Olması gerektiği gibi. Yani bunlar olacaklar. Belki biz onların alanını işgal ettik ki hep öyle oluyor. Malum işte biz kalkmışız, dağa ev yapmışız, işte çayıra ev yapmışız, ormanlık alana ev yapmışız, işte gitmişiz deniz kenarına ev yapmışız. Biz onların alanları işgal etmişiz değerli kardeşim. Kusura bakmayın biz onların gözünde kiracıyız. Ondan dolayı onlar her alanda varlar. Şu an bulunduğumuz yerde de varlar. Ama bizim onlarla bir işimiz yok. Onların da bizimle bir işi yok. Cin diye söylendiğinde cinler gelir mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani cinlerin isimlerini andığınızda oraya nüfuz edecekler diye bir şey yok. Dedik ya cinler her yerde varlar değerli kardeşim. Siz ister cin deyin, ister üç harfli deyin ne olursa olsun o cinler zaten orada varlar. Siz dediniz diye de gelmezler değerli kardeşim. Veyahut da size musallatlık yapmazlar. Neden cinler bizi görüyor biz onları göremiyoruz? Onların yaratılışı gereği. Onların zamanıyla bizimki çok farklı. Onların mesela doğumundan bahsetmiştik az önce. Yani bir cin işte 6 ayda veya 5 ayda veya en fazlası 7 ayda meydana gelir, doğar. Ya onların kavramı, zaman kavramıyla bizimki çok farklı. Biz mesela bazı hadislerde geçer. Onlar şimdi bizi görebilirler ama öldükten sonra ahirete gittiğimizde biz onları göreceğiz. Onlar bizi göremeyecekler değerli kardeşim. Yani kısacası onların şu anki göz perdeleri açık. Bizim göz perdemiz kapalı. Cinlerden en korktuğun an hangisiydi? Babamı üzerindeki muskayı çektiklerinde, kopardıklarında babamın arka bacaklarına yüzüstü şekilde arka odaya çekerek götürmelerinde çok korkmuştum. Banyo ya da tuvaletlerde ne kadar kalmalıyız? Mümkün olduğu kadar hacetimizin erken bitirmeye bakalım ki uzun sürerse bazı şeyler banyo yapmamız, ne bileyim tuvaletteki haceti gidermemiz eğer uzun sürerse oradaki varlıkların bu sefer sıkılmasına sebep olur ve size musallat olmaya bakarlar. Allah korusun. Bundan dolayı da mümkün olduğu kadar banyo ve tuvalette az durmaya bakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Ne olursa olsun 5 vakit namaz kıldığımız sürece, günlük sadakamızı verdiğimiz sürece, mümkün olduğu kadar zikrimizi yaptığımız müddetçe, bu istediğiniz zikri yapabilirsiniz. Esma-ül Hüsna yapabilirsiniz. İşte bazı ayetleri çekebilirsiniz. Ne olursa olsun bunun üçünü yaptığınız müddetçe Rabbimin izniyle siz her türlü büyüden ve cin musallatından muhakkak korunacaksınızdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şunu unutmayın. Namazsız sadaka yok. Namazsız zekat yok. Namazsız zikir yok. Namazsız hiçbir şey yok. 5 vakit namaz olacak ki hayatınız düzene girsin kıymetli kardeşlerim. Sonrasında bir de değerli kardeşlerim şunu da unutmayalım. Mühürü Süleyman ve Celcelüti'yi mümkün olduğu kadar hayatımıza tatbik edersek, hayatımıza sokarsak vallahi ve billahi Rabbimizin bizi korumasındaki sebepleri arttırmış oluruz. Sizi Rabbimize emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle inşallah.